zamandan beri böyle bir jenerasyon buluşmasını çok yapmak istiyordum ben. Osman Cavcı da çok sağ olsun. Gerçekten hem kendisi şu anda öteki sinemada da yazılarına devam ediyor. Hem de devamlı üreten ve benim gördüğüm kadarıyla da yani gençlere destek veriyor'nun yanında bence hala o içindeki sinema ateşi, hem üretmek, sinema üretmek, hem film çekmek, hem tiyatro. Bütün bunlar hala onun içinde aynı ilk günkü gibi görüyoruz o ateşi. Ve Cemal de sağ olsun, o da sinematik Yeşilçam'da yeni yazılarına başladı. Ve onun da ilk yazısı renkli filmiydi Osman Cavcı'nın. Uzun süreler abi, uğraşarak renkli çektikleri. Renkli Türkçe. Aha. Evet, renkli Türkçe. Ben de böyle bir hani bir araya gelelim ve sohbet edelim. Bakalım ne ortaya çıkacak, onu kaydalalım. Ondan sonracıma efendim biliyorsunuz sansürsüz bir ortam bu. Biz de bunu daha sonra YouTube'da yer veririz. Ama çok teşekkür ederim öncelikle. Osman Bey, Osman abi, Osman Cavcı. Ne demek efendim? Sinema, yani sanat şey olduğu zaman başımızın üstünde yeri var. Yani tiyatro olsun, sinema olsun. Yani işimiz bu zaten yani. Şöyle düşündüm. Herkes size işte sinema hayatınızda, kariyerinizde nasıl başladığınızdan başlayan soruları sormuşlar. Yani bunları ben YouTube'da zaten bulabiliyorum. Onlara çok cevap verdik, doğru. Ama şöyle bir ilginç bir yani şunu söylemem herhalde sorun olmaz senin için Cemal, değil mi? Bir hayran doğru. Röportajı gibi de olur. Ama hani öyle tabii. Şimdi çünkü ben bazı dikkat etmediğim detayları konuşuyorlar. İşte Cemal, başka arkadaşlar, onlar aralarında konuşuyorlar. Onları çok şaşırarak okuyorum ben. Gerçekten çok ilginç detaylara dikkat ediyorlar diye. Hani böyle bir karşılaşma da belki ilginç olabilir diye düşündüm ben. Şimdi peki Cemal, ben sana ilk bir soruyu sorayım, birazcık da böyle ısınalım yavaş yavaş. Sonra ben ısınacağım, ben daha az konuşacağım, siz daha fazla konuşacaksınız. Moderasyonun gereği. Neden renkli Türkçe filmini seçtin mesela ilk yazı olarak? Şöyle, Cemal'en de daha önce Osman Cavcı abiyle ve sizle röportajlar yapmıştım ben. Sinematik Yeşilçam'ın da alternatif Yeşilçam kültürü üzerinden giden bir yapısı vardı. Renkli Türkçe biraz daha bunu karşılıyordu. Yani çok gündemde olan, çok konuşulan ya da çok izlenen bir yanı yoktu ama özel bir yanı vardı. Alternatif bir filmdi. Bağımsız bir sinemaydı. Ben de öyle bir giriş yapmak isterim. Gerçekten çok kişinin haberi olmadığını ama haberi olunca da vazgeçemeyeceği bir film olduğunu düşünüyorum. Önemli geldi. İncelemek istedim. İlginç. Peki şimdi Osman abi bir şey sormak istiyorum. Şimdi internet üzerinde ağırlıklı olarak iki tane site var. Bu özellikle işte erotik Türk sineması ya da işte yanlış anlaşılmış filmler ismini verdiğiniz kitabı. İki tane site olarak biz yıllardan beridir yazılar yazıyoruz. Bir tanesi Öteki Sinema, diğeri de işte bizim Sinematik Yeşilçam. Siz bunları okumuş muydunuz daha önceden? Bizim yazdığımız yazıları. Şimdi yanlış anlaşılmış filmler, biz 2003'te Hayvan diye bir dergi vardı. Evet. Osmanlar, Murat Tolga'nın şeyi var mıydı bilmiyorum. Ya internet bu kadar yaygın değildi. Yani 2006'da falan başladık hepimiz. 2006-2007 gibi başladık biz. Hepimiz. 2006'da başladık değil mi? 2005'te basıldı şeyden sonra. Evet. Dergi bitince ben yazılarımı parantez yayınlarına verdim. Metin Celal'de parantez yayınlar olarak bastı şeyi. Yanlış anlaşılmış filmleri. Aslında bir dergide çıkan yazılarımın tümüydü o. O sırada yani benim ne Facebook hesabım vardı, ne bilgisayarım falan. Benim bilgisayarım 2010 yılında oldu. Okay. Dolayısıyla okumadım yani. 2010'dan evet evet hiç umursamıyordum. Ara sıra gezdiğimiz yerlerde böyle arkadaşlar, ay bak Ekşi Sözlük senin için ne yazıyor falan filan da. Aa, okurdum, hoşuma giderdi. O kadar. Başka da bir şey bilmiyorum yani. Ama ilginç şekilde yollar kesişti yani sonuçta. Yapmış oldum mu okumuyordum. Sonra evet. Günün birinde Önder Budak, benim YouTube sayfanın editörü, dedi ki ya abi çok güzel bir yazı var seninle ilgili, bunu okuman lazım dedi. Okudum. Öteki Sinema'da bir arkadaş, yani şu anda utanarak ismini hatırlamadığımı söyleyeceğim. Ne güzel abimiz, ne sen Osman abi gibi bir yazı galiba.
Şey, onu Murat Tolga Şen yazmıştı. Evet. O mu yazmış? Evet, evet, evet onu. Bir kişi daha yazmıştı. Onu Önder biliyor. O da şey, Polat Öziş. Evet, evet. Ondan sonra ya bir anda zaten ben yazıyordum eskiden beri sinemayla ilgili ileri geri yazılar. İleri geri yani. Ondan sonra yazdım. Ha pardon, bu arada şey vardı. En son yine bir çok kısa ömürlü dergi oldu. İsmini hatırlamıyorum. Çok kısa, Kadıköy'de kuruldu. Aksi galiba. Aksi olması gerek. Doğru. Evet, Aksi. Onlara öyle 5-6 sayı falan yazdık yani. Ondan sonra baktım bayıldı dergi. Yani şey yaptı, ayrıldık. Ondan sonra bu vesile ama oradaki yazılarımı oraya aktararak ve yeni yazılar üreterek şeyde Murat Tolga'ların Öteki Sinema şeyinde devam ettim. Yani o macera öyle başladı. Zevk de yapıyorum. Yazılarım da çok beğeniliyormuş. Geçen gün Murat Tolga söyledi. Yani her sene en çok okunanlar yazı, iki senedir en çok okunan yazılar şeyinin listesine giriyor. Bir de Murat Tolga söyledi yine. Dedi ki, abi dedi yani bazen dedi yani gıcık oluyorum. Bana sormuyorlar senin yazın ne zaman çıkacak diye, seni soruyorlar dedi. Osman Cavcı'nın yazısı var mı abi falan. Ama yani bilirsiniz yani siz de yazıyorsunuz. Şimdi bu böyle oturup da bir kağıdın başına ya ne yazayım diye düşünmek de olmuyor ki yolda giderken. Birdenbire bir şey oluyor. Kargo kovalıyor. Falan filan bir şey oluyor. Yazmaya başlıyorsun yani. O başka bir şey. Yani biliyorsunuz size mi? Yok tabii. Mesela geçen gün şey o Pericansel şeyini atmanız çok güzel olmuştu. Onu bulurum izlerim ben senin şeyinde. Çok hoş bir fragmandı o. Fragman diyebiliriz değil mi? Küçük video şey. Zaten o Feri Cansel'in dansı filminde başında yer alıyordu ama videoyu koyamadık. Figen Hanım bir filmini çok gençken seyretmiştim. Sonra o filmi unuttum. Yıllar sonra bir abi bu Yeşilçam'da sinemada çok şeyler vardır. Arşivci abiler vardır. Evet. Yazıktan yazamazlar ama bu filmleri de çok iyi korurlar, arşivlerler. Doğru. Sektirmeden filmi bana şey yaptı, yolladı. Al Osman'cım seyret dedi. Evet. Hiçbir yerden bulamadım. O filmi yazabilirim yeni olarak. Aklıma o geldi. Gerçekten Feri Cansel'i ben de beğenirdim yani. Şimdi şu 4 günlük şeyde yazacağım galiba. Toparlamaya başladım. Şimdi seninle konuşurken bile toparladım onu. Süper. Gerçekten çok hoşuma gitti bu durum. Yani çünkü ortak hani yollar. Vesile yok bir şey işte. Tabii süper. Ve ben de birazcık daha son yıllarda bu arşivci, o sizin bahsettiğiniz arşivcilerden birkaç kişiyle mesela ben onlardan bilgi alıyorum. Onları yazıya ben dönüştürüyorum mesela. Birkaç kişi var. Onlar şey yapamazlar ama yani iyi ki var bu manyaklar. Yani manyağı iyi anlamda kullandım. Yanlış anlamı. İyi ki var bu adam. Yoksa nereden yani o filmlere ulaşacağım? Zamanında almış bir yerde çıkmış tak koymuş. Atmış bir köşeye. Helal olsun yani. Zaten evet. şu son dönemde mesela kovboylarla ilgilendiğim için ben radyo programından dolayı. İnanılmaz evet. Şeyler karşıma çıkıyor. İnanılmaz. Yani ama tabii mesela röportaj alamıyorum o kişilerle dediğiniz gibi. Çünkü hani 5. cümleden sonra bitiyor. Farklı bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bitebilir. Çok konuşamazlar. İnanılmaz hikayeler yani, varmış ama. Ya bir aralar yani İzmir'de tabii öyle abilerimiz yok. Çok eksik. İstanbul'dayken ben onları kovalıyordum arada. Yani bir yerlerde buluyordum. Güzel sohbetlere falan tanıklık ettim ama dipsiz kuyu yani çok da öyle takılıyorlardı. Yani Yılmaz Güney hatıraları bile anlattıkları oldu. Doğru felaket. Beyoğlu'nda çok
Beyoğlu'nda çok rastlıyordum da şimdi çok ilginç bir şeydi. Kadıköy'de rastlamaya başladım ben. Eskiden Beyoğlu'nda çok, ara sokaklarda çok düşerdi öyle muhabbetler. Lafla farklı. Vardı ama işte bilmiyorum vallahi, ben de 5 senedir İzmir'deyim. Çok değişti şey yapı olarak. Daha onunla şey yapamadık. Yani olacaktı ama koronavirüs şeyine, ondan sonra şey yapamadık. İletişim kuramadım. Bu şimdi, benim kop filminle de alakalı konuşacaktım öyle birine. Öyle biri varmış, yaşıyormuş yani. Onu başka bir şey için saklıyorum ben. Orada soracağım, bir iki tane soru olacak zaten size. Bunu daha sonra. Onu başka bir zaman için saklıyorum. Şimdi Cemal Malatya'da, o da aslında bayağı uzak. Ben ona sormuştum hani nereden Osman Cavcı ilgin geliyor diye. Şimdi benimle konuştu tabii, buyur. Şimdi bundan daha güzel bir ortam olmaz diye düşünüyorum ben. Şöyle, ben 5. sınıfa kadar, yani 2010'a kadar vesaire oraya köyde yaşıyordum. Köyde yaşayınca da dedemle daha çok vakit geçiriyordum. Diziler fazla izlemiyorduk. Kanal 7'deki eski Türk filmlerini izliyorduk. Oradaki oyuncular bana daha böyle hayattan geliyordu. Yani benim çevremdeki gördüğüm kişiler yakındı. Filmler eskiydi ama bu bir gerçektir. Yani köydeki hayat şehirdekinin yani 10-20 yıl gerisindedir. Giyim tarzı olarak olsun, insanların konuşma üslubu olarak olsun. Ondan sonra Osmancı Avcı'yı Hababam sınıfında ilk gördüm. Akabinde Aşıksın da çok yayınlanıyordu. İbrahim Tatlıses'le oynadığı film. Bir merak saldım. Facebook'ta, işte Facebook'un ilk zamanları, o zaman bir istek attım ama Osman abi aktif kullanmıyordu sanırım. Böyle bir iki yıl geçti. Bir iki yıl geçti, bir bildirim geldi, işte Osman Cavcı arkadaş isteğini kabul etti. Ondan sonra ben işte gönderilerini falan takip ettim. Yeşilçam anıları yazıyordu, işte Baykal Kent'te olsun, Münir Özkul'da olan anıları olsun. O etkilemişti beni ve şey yazıyordu işte biyografi kısmına, paranoid şüpheci yazıyordu. Ben de iyice bir merak saldım. Yani dedim sadece bir aktör mü yoksa daha farklı yanları olan bir insan mı diye. Öyle bir ilgi başladı. Takip ettim filmlerini. Sonra röportaj yapma fırsatı buldum. Öyle ilerledi yani. Eyvallah. Güzelmiş. Paranoid şüpheci şeyi, sloganı. Orada bir sürü şey daha yazıyordu. Silmiş olabilirim. Paranoid şüpheci. Ya, hocam o çok etkiledi. Yani sonra Köpek Öldüren'i aldım. İyice kuvvetlendi Okan'ım. Evet. Yani o yalnız dikkat çekmişti bende açıkçası. Yani bu Fasulyeci Yan'ın tiradı var ya, Münir Özkul'un da söylediği. Yani o tirattaki oyuncu sayısı çok az onu yaşayan. Sizi de öyle görüyorum açıkçası ben. Zaten yani, aktör dediğin nedir ki diye başlar. Öyle gider. Yani o yalnız etkiledi yani. Şeydi çünkü. Yani izliyoruz ama bu işin böyle siz işte İstanbul Konservatuarı yarıda bırakıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Ben konservatuara büyük hayallerle girdim. Yıldız Kenter'le karşılaştık orada. Bunu çok yazdım tabii de çok kısa hızlı geçeyim. Benim kafamda tasarladığım tiyatro bambaşka bir tiyatroydu. Yani ben orada bir kültür şoku geçirdim bir kere. Yani Çehovlar, Shakespeare'ler, işte Gorki'ler bilmem ne falan, Gogol neyse. Ondan sonra onlar da gerekiyordu tabii, altyapı falan filan. Yani o altyapı gerekiyordu. Ama sonra ne zaman devlet tiyatrosuna girdim, çocuk oyunlarına. Ondan sonra bana rol verdiler. Rol oynamaya başladım çocuk oyunlarında. O zaman kendimi buldum. Sonra işte Hababam sınıfı oldu. Ertem Elmez'le tanıştılar. Ortada bir tip çocuk dolaşıyor diye bahsediyorlarmış benden çok gençken. Ondan sonra Ertem Elmez, Hababam sınıfı falan olunca ya yeter dedim ben. Sonra Hababam sınıfı müzikali. Konservatuarda benim ne işim var dedim. Zaten iyi bir öğrenci değildim. Bıraktım konservatuarı. Şunu diyebilir miyiz hocam? Yani ruh olarak aslında alaylı diyebiliriz size. Yani
Çok kuramcı değilsiniz bence. Alaylı'nın daha fazla yani. Ama yani Münir Özkul'un evinde de büyüdüm. Yani babam tiyatrocuydu, kulislerde büyüdüm. Bunların hepsini okul sayabiliriz yani. Hepsi okuldu. Tabii. Yani hala yani eğitim bitmiştir ki. Yani biz her gün bir şey öğreniyoruz. Yani bir yerde film çekerken. Bir sürü çok iyi oyuncularla çalıştım ben. Büyük şans. Yani hepsi iyi oyuncuydu. Öztürk Serengil, Aydemir Akbaş, Ayşen Gurdalar, Şener Şen. Ya bu adamların hepsi kendi çapında muhteşem adamlar. Yani hiçbir oyuncuya bu fırsat verilmemiştir. Yani adamlar bitiriyorlar, ne yapacağız diye. Bitiriyorlar şeyi 9 Eylül'ü bilmem neyi. Ne yapacağız diye ortalarda deli danalar gibi dolaşıp bir an önce dizilere girsek de hayatımızı kurtarsak cihazda bir eğimiz olsa diye can atıyorlar ama olmuyor. Öyle değil. Mesela size en fazla sorulmuş soru nedir ve en fazla canınızı sıkan soru? Yani ama neden bunu devamlı soruyorlar bana dediğiniz bir soru var mı? Ya geyik yapacağım şimdi. Bu soru soranları kırmak istemem. Abi Zampara Seyfettin, Dilek Pamirtan'ı görüyor musun? Sorusu çok zor. abi orası neresiydi? İşte Antalya mıydı? Tamam o eyvallah hepsini anlayabiliyorum. Ama Dilek Pamirtan'ı yani bunu biri bir açıklama yapsa Osman Cavcı ile Dilek Pamirtan'ın hiçbir alakası ilgisi yoktu. 20 senedir görmüyorum. Belki daha fazla. Gerçekten gördüm. Nilüfer Aydan nasıl bir seçenek oluştu? Yani Nilüfer Aydan'a nasıl teklif gitti? Çok enteresan. Nilüfer Aydan, biz bir şeye takılalım. Şimdi unuttum oranın adını. Berlin miydi? Bir şeydi, bir yer var. Yani şey ola, Beyoğlu'nda küçük kafe bir tane gençliğin gitti. Oraya takılmaya başladık çadırcıyla. Oraya Yılmaz Duru'nun oğlu Turan işletiyordu. Nilüfer Aydan'ın da oğlu. Ondan sonra Nilüfer Hanım terastayız bir gün. Nilüfer Hanım, biz zaten Nilüfer Hanım'la daha önce Aydan'la şeyde çalıştık. Hanımı çiftliğinde çalıştık beraber. Nilüfer Hanım'a baktım böyle böyle bir şiirsel bir şeyi var. Duruşu var. Oğlunun dükkanı. Bir kadınla beraber oturmuşlar, içiyorlar. Böyle kendilerine bir küçük kokteyl yapmışlar falan neyse. Cesaretle gittim. Nilüfer abla dedim. Merhaba ben Osman. Bizim bir filmimiz var dedim. Ahmet Çadırcı'yla beraber yapacağız. Bu çalışma içinde sizi görmek istiyoruz. Dedi senaryo verin dedi. Neden olmasın canım dedi falan. Ondan sonra çünkü bir şey yapmıyordu ki. Oturuyordu. Geziyordu, köpeğini dolaştırıyor, oğlunun barına geliyordu. Ondan sonra o dükkan onlarındı yani. Sonra telefonlaştık, Osman bugün konuşacağız yani dedi. Gittik aynı yerde buluştuk. Saçını maçını yaptırmış, özel makyaj yapmış falan. Ondan sonra dedi ki ben bu işte varım dedi. Yapacağız dedi. Tamam, çok teşekkür ediyorum dedi. Yanında da arkadaşı. İyi ki kabul etmiş yani. Çok saygılı çalışan biriydi. İşte o eski Yeşilçamcıların hepsi işine çok saygılı insanlardır. Hocam ben onun bir röportajını okudum. Hürriyet'e ödülü aldıktan sonra röportaj vermiş. İşte kabul ettim, iyi ki kabul etmişim. Sanırım ücretsiz de oynamış. Karşıdana da buldum diyor, ödül aldım. Aynen öyle. Dedi ki bizim paramız yok. Hiç önemli değil dedi. Vallahi iyi ki yani onun şeyiymiş ya. Nasip. Nasip de yani nasip kelimesi de şey yapıyor. Ve işini çok ciddiye aldı bir kere yani. Kaprisi denen şey yok. Yıllar sonra Antalya'da ödül aldı işte. O gece bir konuşma yaptı. Dedi ki ben yıllardan beri sinemada varım dedi. Ama dedi ya ilk defa ödül aldım dedi. O da bu filmdenmiş dedi.
falan. Güzeldi yani. Bizim için de çok iyi oldu, onun için de çok iyi oldu. Buradan izlerse bunu saygılar, sevgiler. Sevgili Nurfer Aydan. Şimdi sinema TV'dir, başka bölümlerdir. Belki şu anki aile yapılarına göre değersiz görülüyor puan olarak. Puanı düşük olduğu için. Belki ben de o bölümü okumak isterdim. Ama işte puanı farklı olduğu için onu tercih edemedim. Öyle olunca aslında böyle ilgi duyan yetenekli kişiler dışarıda kalıyor. Bir arkadaşım var, tıp öğrencisi. Çocuğun hayali biraz farklı gelebilir. Marangozluk mesela. Ama yapamıyor Türkiye şartlarında. Ya hobi olarak yapabilir. Yani neyse boşver. Anlıyorum. Marangozluk falan onlar zanaata giriyor tabii sana. Zanaat başka bir şey. Yani dediğim gibi yani bir onu tekrarlayayım o zaman. Bu yani kayıda girmediğimiz zaman da konuşmuştuk. Şeyde yani son okul mezunlarıyla işte bir çekim yaptık. Yani okuldan yani hepsi öyle değildi ama iki tane işte işin başındaki adam yönetmen yardımcısı akademiliydi ve yani bu işi hiç bilmiyorlardı. Yani maalesef bilmiyorlardı. Yani çok yani bir oyuncunun ruh halini. Yani gel oyuncunun kulağına bir şey söyle. Abi şöyle oynayacaksın. Biz senden bunu istiyoruz. O öyle demiyor. Abi ezberledin mi? Oha. Adamı döverler yurt dışında olsa. Yani sete sokmazlar. Marlon Brando'nun ezberi yoktur. Yani benim ezber problemim yok. Yani sakın yanlış anlamayın. Sadece o sahneyi tek planda çekmek istiyor. Şaryoyu koymuş tren yolu gibi. Şöyle bir oval şey çiziyor. Bütün şeyini. Biz iki kişi 5 dakika. 5 dakika çok uzun. 5 dakikalık bir sahneyi çekecek. Tamam mı? Hani ne oldu? Işığın ayağı girdi abi. Ne oldu? Camda kendimizi gördük abi. Ne oldu? Şey sarsıldı abi. Şaryo sarsıldı. Bir daha çekelim falan. Oyuncu ile ilgilenen yok. Tamam mı? Bu çok büyük bir haksız. Bir süre sonra oyuncu monotona giriyor. Ruhunu kaybediyor. Mekanikleşiyor. Oyun kayboluyor. Niçin şaryo ile uzun plan çekmek istiyorlar biliyor musun? Çok daha acı. Çünkü şeyi bilmiyor. Dekupajı bilmiyor. Yani filmi kesip parçalamayı bilmiyor. Nasıl plan yani detaya girerse sonra ne yapacak? İşin içinden çıkamayacak. Şeyi bilemiyor. Yani döndürecek. O endişeler olduğu için tek plan çekip kendini kurtaracak. Ne oldu biliyor musun? Ben gidiyordum yapımcıya diyordum ki arkadaşım diyor bak bu adamlar bu işi bilmiyorlar. Murat Bey bu adamlar bu işi bilmiyorlar. Yani sen bir sürü para harcıyorsun. Bak saatlerdir buradayız. Yani ikide bir gidip söylüyordum. Tamam mı? Ne oldu? Çektiler. Bir kurgucuya verdiler. Kurgucu bakmış demiş ki ya ben demiş bunu bağlayamam kardeşim. Yani gidin şunları not almış yazmış. Şunları çekeceksiniz. Ne oldu? Bir hafta daha çekim koydular. Onların da kabahati yok. Onları mezun edenler de zaten biri yönetmen değilmiş. Kameramanmış. Kamera asistanıymış hatta. Klipler falan. Ne oldu? Yani başarırız. Kendini yetiştiren öğrenciler vardır. Yani iyi mezunlar vardır. İşte Cemal'e demek konuştum kayıtlı olmadığımız zamanlarda. Ümit Ünal, Yüksel Aksur gibi. İyi öğrenciler de çıkartıyor okullar. Mesela ilk aklıma gelenler daha çok vardı. Yani, bu adamlar Yeşilçam'daki ustalarla çalışıp oraya geldiler. Yüksel Aksu Kartal Tibet'in asistanlığını yaptı. Aram Gürlüz gibi çok pratik bir adamın asistanlığını yaptı. Öğrendi işi. Aram Gürlüz çok pratik bir adamdı mesela. Kartal Tibet de öyle. İşin şeyini çok ya. O yani hem oyunculuktan işi yürüter, ondan sonra hem Arzu Film ekolünden bir de bir sürü komedi çekti çok büyük ustalarla. Şener Şen'le, Kemal Sunal'la bilmem ne. Onun asistanlığını yapıyor. Ümit Ünal, Halit Refik'iyle çalıştı.
Yani çok büyük, o yüzden bu adamlar var edebildiler ve çok başarılı işler çıkarttılar. Yani okullardaki maalesef yani o hocalar sırf şey biliyorlar, Kur'an biliyorlar. Yani çok kuramsal, beraber bir toplantıya katılıyorduk İzmir'de. Yani Kur'an bir filmi şeye kadar, Ekşi Sözlüğe de bakıp geliyorlar. Filmi incine cincine kadar anlatıyorlar ama hadi bakalım, çek bakalım film. Çocuğa film çekmeyi öğret, öğretemiyorsun. Öğretemezsin. Ben öğrencileri de gördüm nasıl çalıştı. Dönüyorlar, habire dönüyorlar. Habire dönüyorlar. Bir de buradan çekelim, hadi bir de buradan çekelim. Hadi burada, hadi. Yeşilçam öyle miydi ya? Adamlar 25 kutu filmle film bitirip. En baba adam. Ondan sonra ne yapacaklar? İş patladığı yerde tak bir yakın plan atıyor. Ondan sonra tak dış not alıyor, dışarıdan bir ses geliyor. Ama ne olursa olsun o filmi yapıyorlar. Ya, pratik zeka. Sinema biraz da pratik işi. Ha, tamam. Yani o Yeşilçam'ın şartlarıydı. Mutlaka o sırada Amerika'da, Hollywood'da. Hani Hollywood'da zaten karşılaştırmayalım kendimizi. Evet. Ama sinema matematik bir zeka işi. Bir pratik iştir. Ben öyle düşünüyorum. Çok konuştum. Hocam bu renkli Türkçe çok zor şartlarda yapıldı ya. Mesela o kaç kutu gitti onda? Evet, evet. Oraya da gelecektim. Ya renkli Türkçe 42-44 kutu falan bir filmle bitti. İlk başta 12 kutu filmimiz vardı. 12 kutu Ahmet Çadırcı sinema sever bir Adanalı. Bütün Adanalılar gibi. Bu işe balıklama daldı. Birikmiş parasıyla film. 12 kutuyla. Biz dedik ki yani strateji öyleydi. Girelim. Bu iş yarım kalmaz. Girdik. 12 kutu. 12 kutu demek ne demek biliyor musun? 48 dakika demek. Yani filmin 48 dakikası falan demek. Yani film 90 dakika. Ondan sonra ne yaptık? Reklam şirketlerine, ajanslarına gittik. Reklam filmi çeken şirketlere. Onlar onların alıp da arttan kutular var. Bütün kutu, yani reklamcılar çok zengin olduğu için adam 20 kutu alıyor, 10 kutusunu harcıyor, tamam mı? Artıyor. Onlardan filmleri toplamaya başladık. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular verenler. Verdiler. Hepsini jenerikte yazdık. Behçet Nacar, Leyza Lakay da yazıyor mesela jenerikte. O da dikkatimi çeken bir şey. Perdede oynayan filmi aldı. Behçet abinin de çok emeği geçti. Ezel Akay'dan da almışızdır. O şirketten de almışızdır. Ufuk Ezel. Ya, Ezel bu işlere, bu tarz işlere çok şey yapan, destek olan biri. Çok sempatiyle bakan biridir. Ama o da bütün enerjisini şeyde harcamıştı. Tabutları Röveşat'ı da harcamıştı. Biz filmi 44 kutuyla rekordur yani son çekilen negatif işlerden 44 kutuyla falan ama, yani çok zor ama benim Yeşilçam pratiğinden gelme yani oyuncu olarak Yeşilçam ben nasıl çekildi hep bakardım ne yapıyorlar. En baba adamlarla çalıştım ben ya. Yani palavra değil ki bu. Ertem İlmez, Yavuz Turgul. Yani bunlardan daha büyük hoca mı olur? Hep görüyorsun adamların nasıl çalıştığını. Semih Emin. Muhteşem bir yani. Semih Emin zaten dahi, deha bir adam. Yavuz Figenli. Yeşilçamcı bunlar. Yılmaz Atadeniz. Yani Yılmaz Atadeniz mesela bir filmi çok parçalardı. Yani parçalama derken çok plan koyarak çekerdi yani. Avantürcü işi çok iyi bilen sabahlara kadar çalıştırırdı. Filmi çok parçaladı ama hiçbir şey unutmuyordu adam ya. Yani. Şuradan da şunu alacağız, buradan da bunu alacağız, bana unutturmayın, şuradan da bunu alacağız. Yeter bilmem ne falan dersin ama hayır, adam doğrusunu yapıyordu. Montajı da kendi yapacağı için düşünüyor sanırım. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor kafasında. İyi düşünüyorum. Bir de bu adamların yani şey özellikle şeyin Yılmaz Atadeniz montajdan gelen bir adam. Evet. Montajdan geldiği için işi çok iyi bir adam. Yani filmi nerede, planı nerede keseceğini biliyor, nasıl bağlayacağını biliyor, nasıl ara plan atacağını, detay atacağını çok iyi biliyor. Bunlar çok işte okullarda bunu öğretmiyorlar. Daha doğrusu öğretmiyorlar diye öğretecek adam yok.
Bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Sadece o öğretmiyorların yanı sıra bir de sanırım bu usta çırak ilişkisi bitti. Öyle bir İslam yok. Bir de usta çırak ilişkisi bitti. Yani özellikle bir jenerasyon artık ustayı istemiyor. Hani kusura bakma Cemal, burada senin jenerasyonda biraz laf atmış olacağız ama bir ustayı istemiyorlar. Ben onu çok görmeye başladım. Yani bu sadece sinemada değil bu arada. Turist rehberliğinde de böyle. Efendim? Ha, öyle bir şey mi var gerçekten ya? Usta... Ya usta çırak ilişkisi yok olmaya başladı. Onu gözlemlemeye başlıyorum yani. Zaten her mezun olan artık hani ben muhakkak filmimi yapmalıyım diyor yani. Ne bileyim ben ya, işte rehber olduğum zaman ben birisinin yanında öğrenmek istemiştim gibi. Balıklama denize atayım, yüzmeyi orada öğreneyim gibi bir şey mi bu? Ya ağırlıklı öyle gibi. Yani benim gözlemim o. Yani bu usta çırak ilişkisi ya da birisinin usta olduğunu kabullenme olayının hani ortadan kaybolmaya başladı. Yani o egonun daha böyle öne çıkmaya başlaması birazcık o bireysellik de bence eğitim almayı engelliyor gibi gelmeye başladı. Yani çok onun için teorik kalıyorlar. Enteresan bir gözlem. Yüksek egolu arkadaşlar o zaman. Teorik kalıyorlar ama. Yani yani teoride kalacaklar zaten. Çünkü pratikle ilgili şeyleri okumuşlar sadece. Ama mesela ben atıyorum tabii sözüm meclisten dışarı şimdi Cemal ama yani birisinin mesela bir yazısını düzelttiğim zaman da ben hani o kişi benim yazıma karışamazsın diyebilir. Anlatabildim mi? Ve yazısını yollamaz mesela. Ya yani öyle durum oluyor artık. Yani ya bana ben biraz geçmişi inkar huyu gibi de geliyor. Yani geçmişi beğenmiyor, kendisini farklı yönlere yöneltmiş. Yani özentiliği var ama kendi köküne saygısı yok. Bence o köksüzlük böyle sorunlar yaratıyor. Gerçekten Yeşilçam'ın inkarıdır, eski sinema araştırmalarının inkarıdır. Bunlar olduğu için köksüz bir şekilde, soysuz bir şekilde ilerliyoruz diye düşünüyorum. Gelenekçi değiliz yani, gelenekten ilham almıyoruz. Yani biraz da şey var, özellikle sana soruyorum Cemal. Festival zehirlenmesi diye bir şey var. Yani festival filmleri, yabancı filmler kastediyorum. Yani evet. İnsan yeni adayları çok zehirliyormuş gibi geliyor. Çok etkisi altında kalıyorlar. Ona benzer bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış gibi bir şey. Yani tamam biraz da öyledir bu iş ama ben festival zehirlenmesi diyorum. Çok etkili bir şey. Yani biz şey olduk yani bu çok güncel tüketiyoruz. Çok güncel yani üretim çok. Haliyle de hızlı tüketim var. Bir de kim neyi seviyorsa, kim hangisini önümüze koyduysa o daha cazip geliyor ve ona özenmeye başlıyoruz. Yani 1960'lardan beri dolu yapım var. Bunların içerisinde iyilerini ayıklamıyoruz. Sadece Metin Erksan'ı biliyor. Bir şekilde o da popüler olmuş yani YouTube'da. Ama işte mesela geçen siz bahsetmiştiniz. Kardeşim Benim filmi. Nesli Gölgeçen'in. Abi çok güzel. Çöl Geçen. 10 bin izlenmiş mesela. Çöl Geçen pardon. 10 bin. Onun hakkı o değil bence. Da hayran olduğum bir filmdir. Yani. Nesli Çöl Geçen'in en Züğürt Ağa'da var. Ama şey yani Kardeşim Benim gerçekten çok başka. Böyle böyle yapımları takip etmiyoruz. Çok 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 başarılı bir filmdi yani. Size herkese tavsiye ederim. Hocam şey sizle de aynı yıl yarışmış Altın Portakal'da. Oyun Bozan diye bir film çekmiş. Okan Bayülgen'le Zeki Alas oynuyor. İyi değildi işte. Doğru. Çok Amerikan avantür filmi gibi. Arabalar falan. Dar sokaklar. Kovalamaca. Onun işi değildi. Kendine haksızlık yapmış. Yani çok iyi bir yönetmendi. Niçin yok olduğunu bilmiyorum. Yani Kardeşim Benim filmine ben tapıyorum. Bir taptığım film daha var. Tuncel Kurtis çekmiş. Almanya'da. Hasan Rose. Gül Hasan. Muhteşem bir filmdir. Benim ilk konumda bu filmler. Gül Hasan muhteşem bir film. Yani orada Tuncel Kurtis hem oynuyor hem çekiyor. Böyle bir Yeşilçam parodisi de var orada. Yeşilçam parodisi değil. Yani Almanya'daki
işte üçkağıtçı yönetmenler oradaki köylüleri kandırıp ondan sonra paralarını alıyorlar. Film çekeceğiz diyorlar. Başka hiç alakası adamları oynatıyorlar falan. yani Hasan Ross sonunda uyanıyor. Artık beni kandıramazsınız diyor falan. Ama filmde çekilmiş oluyor falan. Böyle bir enteresan film yani. o filmi de seyretmenizi isterim. Böyle bir cümleyle anlatabileceğim bir şey değil. Yok çok yok. Başarılıymış. Yani not aldığım filmler içerisinde yer alıyor da zamanım olmadı bir türlü. Ben bir şey merak ediyorum. İzninle Cemal, onu çok sormak isterim. Buyurun hocam. Ya işte stand-upçı ya da komedyen olarak değil ama Cem Yılmaz'ın sineması için ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bir yerde konuştunuz bunu bilmiyorum ama. Cemal'e mi bana mı? Size. Cem Yılmaz stand-up'ta ilk seyrettim Leman'da. Gözlerimden yaşlar geldi. Kahkahalarla istedim. Gerçekten komik biri. Yani adam yani normal bir röportajda bile komik biri. Çok espritüel biri. Fakat sinemada olmuyor o. Yani sinemada geçmiyor. Şimdi anlattığı şeyleri kelimelerle çizdiği dünya görsel bir şeyi aksettiği zaman görsellikle sunmaya çalıştığı zaman aynı etkiyi yaratmıyor. Dolayısıyla ben hiçbir filmini beğenmedim şimdiye kadar. Şimdi beğenmedim demek de çok iddialı bir şey. Ya sen kimsin ki beğenmiyorsun Cem Yılmaz'ı gibi bir şey anlaşılıyor ama öyle değil. Ben Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama yani sineması kötü. Bir tane filmi herkes aynı fikirde. Onu da o çekmedi zaten. Her şey çok güzel olacak. Aynen öyle. Her şey güzel olacak. Çok başarılı bir işti. O da başkası senaryoyu başkası yazdı için, başkası çekti için. Ben Pek Yakında'yı da beğenmiştim aslında. Pek Yakında. O biraz aşk filmlerinin Pek Yakında. Ya onu izlemedim. Ama yani ben seyretmiyorum. Seyretmemeye çalışıyorum. Yani. Utku abi, ben orada bir kopya hissettim ya. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni var ya, Şener Şen oynuyor, Erler Film. Biraz ona yakın gördüm. Yani biri film çekmeye çalışıyor zor imkanlarla. Bir Yeşilçam nostaljisi var. Oradan ilham almış gibi geldi bana. Deniz Fosforoğlu'nu falan sürekli oynatmak istiyor. Orada da Şener Şen yeni bir film çekmeye çalışıyordu. Orada bir yakınlık gördüm. Bir listede, gazetede de bir listede en sevdiği 3 filmi söylemiş. Onlardan biriydi. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Yeşilçam'dan çok ilham almaya başladı bence bu arada. Yani filme benzerlik olması benim için sorun değil. Yani onun nereye götürdüğü daha önemli bence. Hani o bir yerden alıp o temaları güzel. Yani o filmin hikayesi benim hoşuma gitmişti. Mesela ben de herkesin aksine Arog'u sevmem mesela. Çok az film olarak. Tabii ki hani mesela ben Cem Yılmaz'la ilgili görüşlerinizi gerçekten merak etmiştim. Çünkü ben mesela sizin bazı filmlerine hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. Hatta soracaktım, hiç çalışma imkanı olabilir mi acaba diye düşünecektim. Çünkü bir uyum olabilir gibi geldi bana, özellikle filmlerindeki şeyler. Ama tabii bu biraz özel bir soru da olabilir diye korkmadım da değil aslında. Yani böyle bir teklif gelmedi. Aslında yani çok samimi değiliz. Tanıştık yani bazı ortamlarda. Şener Şen falan filan öyle bir oturmuştuk yani. Yan masalar ya da aynı masa gibi. Şimdiye kadar gelmedi. Yani niye benimle çalışsın ki? Bana ihtiyacı yok. O kendi kadrolarını kuruyor. Yani BKM mi kuruyor? Kim ne yapıyor o işleri? Gerçekten çok iyi bilmiyorum. Ya o başlı başına başka şey, Cem Yılmaz yani bir fenomen. Ben Enis Fosforoğlu'na çok şaşırdım. Bana ne ihtiyacı var yani? Yani ihtiyaçtan dolayı değil yani, sizin de bir kendinize has bir karizmanız var sonuçta. Ben Enis Fosforoğlu'na şaşırdım. Çünkü Enis abi de hiç alakası yoktur aslında hani. Ama o filmde ismini hatırlamış olmaları ve yer vermeleri benim çok ilgimi çekti aslında.
O nasıl olmuş? Ha. Mesela ben Enis abiye sormuştum, sonra konuşuruz demişti bana. Sonrası olmadı işte. Yani bir adaya gidemedik bir türlü. Onun biraz kalp rahatsızlığı olduğu için şey oldu. Evet ya, sağlık durumunla ilgili bir şeyler duymuştum. Yani Enis Fosforoğlu şey eski, yani babasını da tanırdım. Şey, Renan adamdı, Renan Fosforoğlu değil mi? Renan Fosforoğlu, evet. Evet. Renan baba derlerdi yani. Ya çok eski adam. Muammer Karaca oyuncusu. Evet. Yıllarca Muammer Karaca ile falan çalışmış. Böyle değişik bir adam yani. Cem Yılmaz'ın Yeşilçam'a ilgisi var ama hocam ya. Bu mesela Arif Işık rolü, Sadri Alışık havası da var, böyle ince bıyık. Arif 216'da da oraya gitti biraz. Onu yapıyor galiba. Ya tabii bütün bunlar çok hoş. Yeşilçam'a ilgisi olması. Ama şöyle de okunabilir mi acaba? Yani şey yapmak istiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum da. Yani sanki malzeme bitti de tekrar Yeşilçam'a mı, Yeşilçam'ın eski güzel işlerinden mi faydalanalım biraz? Yani sadralışıklar çok iyiydi. Tabii yani turist ömerler, bilmem neler, o işte vardır onun işte öyle ne hakemler bilmem ne. Çok güzel filmdi. Ah Müjgan, Ahlar bilmem neler falan. Çok güzel. Sadralışık. Abi yok yani, karşılığı yok yani. Evet. Sadralışık'ın karşılığı Cem Yılmaz değil yani. Tabii, kesinlikle. Kimse kimsenin karşılığı değil tabii. Yani Cem Yılmaz'ın karşılığı da yoktur hayatta belki yani. Ama Yeşilçam'ın bir dönem komedileri çok sıcak. Malzeme kalmadı insanların elinde. Olmayınca oraya girelim, oradan da bir şeyler yani çıkartırız gibi bir şey var. Yani ben Yeşilçam'ın komedyenlerini çok seviyorum yani. Öztürk Serengil'i de çok seviyorum mesela yani. Yani benim için olağanüstü. Yani Öztürk Serengil'in dalga geçmek için yaptığı yani film olsun da olsun yani senaryoyla bile ilgilenmemiştir. Yani o filmler bile çok güzel yani. Mesela sizin de farklı bir tarzınız var açıkçası komedide. Yani mesela bir öldürme yok, mafya yok, küfür yok. Küfür olabilir de. Yani küfür bir de şey böyle, yani tebessüm ettirecek küfür. Şey yapmıyor. Evet. Ya mesela Renkli Türkçe apayrı bir film. Zampara Seyfettin apayrı bir film. Tamam mı? Yani nasıl karşılaştı? Karşılaştıramayız. Bambaşka bir şey yani. Yani hangi kafayla yaptık bilmiyorum ama o dönem öyle bir kafayla yaptığım işti. İşte onun arkasından Köpek Öldüren romanı geldi. Benim biraz içine kapandığım bir dönemdi. Yani komedi olmasın diye yaptığım işlerdi. Onları yaptık. Zampara Seyfettin Renkli Türkçe'den daha önce bir film. 90-95 falan. Renkli Türkçe 98-99 2001'de evet. Çıktı. Ondan sonra aynı çizgiden gitmedik. Uzun sonra daha çok şeye döndüm yani. Hani yazı alemine döndüm biraz. Dergiler, mergiler. İşte Palım'da Güzel Bir Kız Var senaryosu vardı. Onu da çektik. O da mesela çok beğeniliyor. Enteresan bulunuyor. Biraz ya, politik. Onu ben de çok beğeniyorum. Politik yanı mesajları evet. Çok kuvvetli. Tiyatroyu yıllarca ihmal etmiştim. Hiç tiyatroyla hiçbir alakam yoktu. Yıllarca yani. Yıllarca. 2003'te tiyatroya geri döndüm. Onunla bununla şuna falan çalıştım. Bir oyun yazdım. Sonra abi gel bizle beraber yap bilmem ne. Tiyatro benim üstüme kaldı sonunda. O çocuklar iflas etti. Ben tek başıma götürdüm. O hayatı da sevdim. Turne, maceralar apayrıdır. Ben bu mesleği seviyorum çünkü.
Ondan sonra ama sinemadan bir kopma şeyim ciddi anlamda oldu tabii. Ama yapacağız yani bundan sonra işte YouTube diye bir şey fırsat var önümüzde. Artık bir şeyler yapacağız yani. Tekrar. Hocam ben tiyatroda şey sormak istiyorum sizle. Yani izlerken tiyatroda dizilerde de tuluat geleneğini çok seviyorsunuz gibi. Nejat Uygur'un oyunlarında var ya Bahri Beyat'ta şey diyor mesela, seni döverim ama dayak yemekten korkuyorum. Yani evet, o tarz Necati diyaloglar çok var sizde. Onun nedeni Nejat Uygur değil, sadece babam da benim orta oyuncuydu. Yani o gelenekten gelen bir adam. O gelenekte bütün şeyleri denemiştir. Ama o da mesela şey, işte babamdan bahsediyorum şimdi. Ya yani ses tiyatrosunda başlıyor. Muammer Karacalar, bilmem neler falan. Tülahat, onların ceplerinde böyle 5 tane malzeme var. Tamam mı? Hani 6 tane yok. Yıllarca üstüne hiçbir şey katmıyorlar. Hep aynı şeyi yaparlar bu adamlar. Kendilerini geliştiren adamlar da değil yani. Ve babam çok fazla, yani hiç görmedim okurken bir şey yani. Vardı evde bir takım dergiler falan. Akbaba dergisi almış, biriktirmiş. Bütün Dünya diye bir kitap vardı. Yani hiç okumamış değil ama yani ciddi anlamda bir şey yoktu adamın. Bir entelektüel merakı yoktu. Çünkü eski adamlar bunlar. Tülahat ama çok iyi, o işleri çok iyi bilen. Babamlar hep kulakta o müzik. Ben onlarla büyüdüm. Nejat abi öyle. Hep o adamları sevdim ben. O yüzden o işi de seviyorum. Yani yapmak için yapmıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yaptığım bütün işlerin içine de bir şekilde şey yapıyor, onu böyle yerleştiriyorum. Çünkü çok engin bir şey. Orta oyunu, yani Nejat Uygur'un başarısı, mesela aynı jenerasyon babamla, Nejat Uygur'un başarısı şeyden geliyor. İyi bir dramaturg Nejat Uygur. Biraz daha eğitimli. Yani güzel sanatlara da gitmiş, resimde. Ama onlar böyle güzel sanatları kazanıp falan gitmiyor. Galiba güzel sanatların kursları falan var. Gidiyor resim, mesim falan. Öztürk Serengil de öyle. Şimdi Nejat Uygur tekstlerle çok iyi oynardı. Yani Moller'in bir oyununu alır, bambaşka bir isimle oynardı. Mesela Cimri'yi Var Yemezoğlu diye oynardı. Değiştirir, onu biraz orta oyunu yapar falan. Tekstlerin üzerine bir şey katar. Dramaturji çok önemli. Onu bilmek. O konuda bir eğitim yok ama kendi kendine geliştirmiş. Notlar almış, bilmem ne, oyunu değiştirmiş. Yazarı gelse tanımaz. Hatta Gordon'un bir oyunu oynuyor. Ondan sonra oyunun sonunda Gordon gelip bunu tabancayla öldürüyor. Oyunu ne hale getirdin diye. Bunu da anlatırdı. Yazarlık yeteneği var. Bütün oyunları bozuyor. Bozuyor derken içine ediyor anlamında demiyorum. Yok anladım gayet. Böyle oyunlarla oynuyor. Yani şeyi de öyle yapmış Süt Kardeşleri. İsmail Galip Arcan'ın aslında bir Fransız ya da İngiliz vodvili olması lazım. Onu en küçük rolü başrol yapıyor. Falan yani. Daha olduğu gibi oynamıyor. Bambaşka bir hale getiriyor. Vodviller karıştırıyor. Vodvillerle yani vodville orta oyununun sentezini yapıyor. Bu bir kafa işi. Mesela babamda o yoktu. Ya babam ne gördüyse daha önce ustasından aynısını yapıyor. Üstüne bir şey katmıyor. Nejat Uygur öyle değil. Nejat Uygur yapan şey o. Siz onu sinemada görmek ister miydiniz hocam daha çok Nejat Uygur'u? İyi bir Nejat sinema oyuncusu. Sinemada gördük zaten. Çok az. Cafer'in Nargilesi falan diye filmleri vardır. Fena da değildir aslında. Ama Nejat Uygur sahnede iyi bir adam. Yani tiyatro, tülahat, çadır tiyatrosu bilmem ne. Devlet tiyatrosunda da davet etmişler. Orada da çok ciddi oyunlar oynamış falan.
Yani bir lokomotif oyuncu, alıp taşıyabilen bir oyuncu. Enteresan biri. Yani çok incelenmiş, çok konuşulması gereken bir adam Neşet Uygur. Dediğim gibi ama yani gerçekten yazarlık yeteneği olduğu için yazabiliyor. Yazıyor, notlar ben alıyor. Şey görmüştüm hocam. Unutma, bir şey söyleyeceğim. Ben Neşet Uygur'u kuliste gördüm. Bir gün oyun seyretmeye gitmiştim. Kulise girdim. Bütün oyunculara espri dağıtıyor. Sen bunu söyleyeceksin. Ben bunu diyeceğim. Bütün oyunculara laf, yani oyuna böyle pansuman yapıyor. Biz ona pansuman deriz. Şimdi ben oradan geldim. Sen bana bu lafı söyleyeceksin. Ben de sana bunu söyleyeyim. Böyle işliyor diyor. Tamam mı? Yani hiçbir oyunu olduğu gibi oynamayan bir adam. Hani evet. Ne olur sen devam et. Benim diyeceğim de şuydu hocam. Bir röportajda dinlemiştim. Semt sinemalarında işte tiyatro salonu bulunmayan yerlerde sinemada tiyatro oyunları oynamışlar. Orada da perdelerin arkasına karikatürleri varmış. Anadolu'daki çoğu sinemada her perdenin arkasına işte karikatürler bırakıyormuş. İşte ışık çok şu doğru. Tarafta, lavabo evet. Şu tarafta. Farklı bir insan. Beni etkilemişti aşkım. Sizin de bağınızı görünce fotoğraflarınızı vesaire birkaç anınız da vardı yazmıştınız yani kalem aldığınız. Evet. Sormak ya, istedim. Neşet Uygur, ben bir oyun yazdım bir tiyatroya. Ekmek Arası Hayat diye. İşte bir köfteci var. Köfteci 1453'ten başlıyor. Fatih İstanbul'u nasıl aldı? İşte köfte arabaları var. Bizans'ta açlık var. Kuşatıldığı için açlık çekiyorlar. Köfte arabalarının kokuları bilmem ne falan. Köfteci yani ilk Fatihlerden biri öyle. Köfteci giriyor. Ondan sonra o köfte derken kebap kültürü, sonra Almanya falan öyle bir oyun yani. Hani bu Türklerin et kokusu şeyiyle. Ondan sonra mizahi bir şey tabii. Bir eleştirel bir şey değil. Ama olmuştur da yani. Hakikaten orada kuzu çevirme yapmışlardır surun etrafında. Bizden açlık çekerken onun bir etkisi olmuştur yani. Ondan sonra neyse Neşet Uygur bizim provalara geliyordu, seyrediyordu. Ama şeydi, biraz önemli bir rahatsızlık geçirmişti. Dikkatini çekmişti. Yani babamın arkadaşı olduğu için dikkatini çekmişti. Benle ilgilenmeye başladı. İşte Osman, ya yapamam onu taklidini ama ya bana bir oyun yazalım falan. Tamam yazalım Neşet abi. Ne yazacağız abi? Ya işte şey yazacağız. Nasrettin Hoca Avrupa Birliği'nde diye bir oyun yazacağız. Tamam abi yazmışsın sen, ben de yazacağım. İşte sen yaz bir şeyler getir diyor. Yazıyordum, bir şeyler götürüyordum. Ha tamam, bak benim aklıma bir espri geldi. Şunu da koyalım. Ben yerlere yatıyordum gülme. Benden daha iyi yazıyor. Bana ihtiyacı yok ki. Öyle espriler buluyor ki. Ben veriyorum buna. Ertesi gün telefonu diyor. Ya Osman, senin yazdığın şeyi kaybettim. Sen onu bana bir daha yaz gel. Ya şimdi bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, hep kaybediyor ben. Sonradan anladım ki adam beni herhalde eğitmeye çalışıyor. Bir şey öğretmeye çalışıyor. Yani olsa olsa öyle bir şey olabilir. Yani öyle yazılmaz, böyle yazılır oğlum demek istiyor herhalde. Beraber sahaflara gittik, kitaplar peşine düştük, bilmem neler falan. Bir şey öğretmeye kalktı bence. Yani oradaki şeyi oydu. O ara çok ilgilendi. Ben de koluna giriyordum. Çok hafif bir şey, onu hiç çaktırmazdı komedyen olduğu için de. Çok hafif bir şey vardı. Unutkanlık biraz başlamıştı ama espriler bomba gibi. Beraber Teşvikiye'de falan dolaşıyorduk, gidiyorduk. Onun orada bir yer vardı. İsmini söyleyemedim bile. Milli Renaissance. Fransızca. Oraya gidiyorduk, oturuyorduk falan. Ondan sonra sonra Neşet abi birden turnede iyice hastalandı. O kalan yarım şeyi de kaybetti. Ondan sonra son görüşmemiz oldu yani. Öyle. Yani Neşet Uygur sorunun cevap verdim mi? Çok teşekkür ederim. Bayağı yani bir şey öğretmeye çalıştı bence yani. Benim sormak istediğim şuydu. Bu
Bazı komedyenlerde bir hüzünlü bir hava var. Atıyorum bu Sami Hazin Ses'te de var böyle. Ben sizde de hissediyorum onu. İşte Aşıksın filmi olsun, Renkli Türkçe. Bir film daha vardı, şu an ismini hatırlamıyorum. Size daha çok dram teklifi geldi mi? Yani gördüğümüzden daha çok sizin reddettiğiniz filmler oldu mu? Ya bu bana... hayır, reddetmedim yani. Dram diye reddetmedim. Ama Yeşilçam'da şöyle bir gelenek vardı. Neyle başlarsan o devam eder. Yani beni hemen hemen hep yakın rollerde, benzer kompozisyonlarda kullandı Yeşilçam. Müslüm Bey, Yavuz Turgul işi hariç, benim yaptığım Renkli Türkçe hariç, dram bir eğlenceli bir şey var, onu anlatayım. Bir kere bir oyuncu, yabancı, Amerikalı bir oyuncuya soruyorlar. Hiç drama oynadınız mı diyorlar. Ondan sonra evet oynadım, çok güldüler diyor. yani komediyle başlayayım. Ben komediyi daha çok seviyorum tabii. Yani gerçekten komediyi seviyorum. Yani geyik yapmayı seven falan bir adamım ama öyle işleri de seviyorum yani. Yani kendim, yani bana uygun bir şey olursa onları da yaptık. İşte Artun Yeres'te bir delikanlı filmi çektik. Yok kayıp alıyorum peşinde, yok yani. Talat Bulut'la bir filminiz vardı hocam sanırım ya. İnşaat işçisiydiniz. Son Urfalı. Evet, orada evet, orada da öyleydi. Evet, maalesef. Ya maalesef derken ya orada da bir problem yaşamıştım. Ben yarattım gerçi problemi. Yani iyi, şeyin güzel işlerinden biridir. Ömer, unuttum yönetmeni adını, çok iyi bir adamdır. Güzel bir işti aslında. Öyle birkaç iş vardı. Siz... Ama Palyaçoların da bir hüzünlü şeyi, suratı vardır aslında. Şey dediniz ya, dramda gülmek. Orada sizin Gülen Ceset diye bir televizyon diziniz, şey televizyon filmi. Orada evet, benim bir anım var hocam ya. Ben ilkokuldayım. TGRT o zaman, Fox açılmamış. İzledim. Filmin sonunda bir ceset, Osman abi oynuyor cesedi, gülüyor. İlkokul öğrencisiyim, hayatımın şoku o. Korktum, sabah okula gittik, arkadaşlara anlatıyoruz, o zaman da TGRT izlenen bir kanal. Ya diyorum, çok korkunçtu, böyleydi bilmem ne. Geçen bir izledim, çok güldüm ya. Öyle de bir anım var. Benim de bir anım var. Onu çekiyoruz, çekeceğiz. Ben de anlaştılar. Bir kız geldi yapımdan. Dedi ki, Osman Bey, sizden özel bir ricam olacak dedi. Buyurun dedim. Bu filmde dedi, sakın dedi komiklik yapmayın, komedi değil bu dedi, komedi oynamayın dedi. Dedi yani korku böyle konseptinde bir şey. Ha, yaptım. Ondan sonra ben çaktırmadan orada bir kılıbık koca oynuyorum. Onu böyle karikatür bir tip çizdim. Ondan sonra ve çok güzel oldu aslında. Çok güldürdü. Dedim ki, bana kızdılar, yapım da kızdı sonra. Dedim ki, hep iki rating falan alıyor. Yani iki buçuk rating. Dedim ki, bu dedim dört rating alacak dedim. Ondan sonra dört buçuk rating aldı. Ondan sonra benle birkaç iş daha yaptılar. Ondan sonra ama onlar yani işi uyanamadıkları için. Ben orada yönetmeni kandırdım, komedi yaptım. ama iş tuttu. Ya onu böyle bir komik kılıbık karakteri komik yorumladım. Benim çok sevdiğim işlerden biridir. O dönem kanal bayağı Yeşilçam oyuncularıyla da çok çalışmış sanırım TGRT. Sizin de dizileri inceleyince TGRT'de çok diziniz var. Öyle bir şey de fark var. Ettim. Bir tarihi bir şey çektik. Behçet Nacar. Ben
Bir de Gürcan'dı galiba arkadaşın. Kordoğlu muydu? Deli Balta. Deli Balta. Ondan sonra ya Deli Balta tabii orada da güzel oldu. Yılmaz Atadeniz çekiyor. Ya ben avantürcü değilim. Kavgalar mavgalar, kılıçlar falan. Korkuyorum yani. O başka bir teknik yani. Ata bindiriyorlar. Ya ata binmesini bilmiyorum. Atıyorum kostümleri. Yani beni kovsunlar diye elimden geleni yapıyorum. Yani iş bana göre değil. Çıkartıyorum, atıyorum çizmeleri falan. Ya Yılmaz abiye de birkaç kötü laf sarf etmiştim ama orada haklıydım. Yani çok tatlı bir adam. Tamam oğlum falan yapardı. Oğlum tamam işte. Neyse biri benim yerime ata biner giderdi falan. Kostümlerimi giyip. Ya yok abi o atlara binmek imkan yok yani. İmkanı yok. Çok zor. Yarış yaptı. Dublör kullandığınızı da tarihe geçelim artık. Ayağımızdan astılar şeye, direğe. Behçet Nacar'ı da beni de. Gürcan da bizi böyle iplerle tutuyor. Biz Türk'üz. Ondan sonra İpleri bırakırsa Behçet abi de ölecek, ben de öleceğim. Ondan sonra bu, bir taraftan da ona işkence yapıyorlar falan. Şimdi neyse Yılmaz Atadeniz enteresan bir abimiz yani. Bizi orada asılı bıraktı, döndü başka sahneler çekmeye başladı. Abi diyorum, abi indirin diyorum ya, beynime kan şey yaptı yani. Baş aşağı duruyoruz, ayaklarımızdan astılar, baş aşağı duruyoruz. Abi indir diyor, artık ağzıma ne gelirse kovsunlar beni yani. Kovsunlar beni, her şeyi göze al. Oğlum tamam evladım, biraz sonra döneceğim oğlum falan. Onun öyle bir sesi var falan. neyse çekti ama, aman abi dedim ya, bir daha dedim yani, avantür mavantür benim. Yani Behçet Nacar, oğlum dayan Osman'cım diyor. O alışkın avantüre. Osman'cım bir şey olmaz oğlum, biraz daha dayan falan. O kadar iyi bir adamdı ki Behçet Nacar. O hani filmlerde böyle sert bir karakteri vardır ya, parçalı bir. Hiç öyle bir. Dünyanın en iyi adamlarından biriydi. Bana göre öyle yani. Çok insana da yardım etmiştir. Ekipman olarak, kostüm bilmem ne falan. Osman'cım diyor, hiç kostümler hiç geri gelmiyor. Kimlere neler verdik gelmediler. Teşekkür bile etmediler falan. Behçet abi saygıyla anıyorum burada. Öyle güzel bir anımız oldu Deli Balta işiyle. Ama yani avantür mavantür abi yok ya. Bana göre işler değilmiş yani. Yani internet iyi ki var. Yani hayatımıza bakın ne oldu. O zaman sizden bir söz alayım. Ben size bir yazı yazacağım. Adında abi Dilek Pamirtan'ı gördün mü olacak? Yani onu da tanıtmış olurum birazcık orada. Öyle iyi. Abi, size de atıf alınacağım. Böylece şey verirsiniz. Referans olarak o yazıyı verirsiniz. Efendim kapanacak şimdi. Çok teşekkür ederim diyorum ben. Yine yazışmaya devam ederiz. Temasta kalırız. Dilinize sağlık. Çok teşekkürler Cemal sana da. İyi günler. Teşekkür ediyorum. İkinize de çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. İyi günler.